Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 2 Nisan 2020, pardon. Özür dilerim. Evet, şimdi değerli arkadaşlar, az önce bir ihbar geldi derneğimize. Ha, bu arada müjdeyi vereyim. Mousepad aldım. 7,5 liraymış. Alt tarafı 7,5 lira için aylarca çile çektik burada. Hem siz çektiniz hem de ben çektim. Yani mousepad'i aldım. Hemen müjdesini vereyim bunun. Evet. Daha büyüğü yokmuş. Onun için bundan almak zorunda kaldım. Bir tane küçük yeterli olur bize. Şimdi az önce bir ihbar geldi. Yaklaşık yayın başlamadan 40 dakika önce, 1 saat önce aşağı yukarı ihbar geldi. Oraya gittik. Köpeğe araba çarpmış Bilecik yolunda, Bilecik Eskişehir yolunda. Zaten burada ne kadar kaza olursa bu yolda oluyor. Ondan sonra şimdi yorumlara bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra şunu bir kapatayım. Bir dakika. Evet, şimdiye kadar evet yapmam lazımdı ama anca yetiştirdim. Kusura bakmayın lütfen. Bunu da böyle yapınca mousepad hala iyi kaymıyor. Benim mouse'da bence sorun var gibi. Evet. Evet, bitti. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii bu Bilecik bacak kal... Ha. Şimdi yorumlara öncelikle bakalım. Aleykümselam Nurcan abla, hoş geldiniz. Oo, Civan, iyi akşamlar. Nerelerdesin ya? Kaç aydır koronadan mı saklanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gönül abla hoş geldiniz. Oo, Hakan Bey hoş geldiniz. Ve aleykümselam. Teşekkür ederim Nurcan abla. Kerem Önder, aleykümselam kardeşim. Evet. Yalnız hala iyi kaymadığı için bu sefer de bunu işte kaldık. Bunun altında bu şekilde oluyor. Birçok şey denedim. Anca bu oldu yani. Halen iyi hareket etmiyor. Sonra Mahmutcan, iyi akşamlar kardeşim. Yaramaz Aslan, Zuhal Çağatay. Zuhal Hanım hoş geldiniz. Özcan Arslan. Bugün yeni arkadaşlar var. Muhteşem Dörtlü hocam hoş geldiniz. Muhtis, hoş geldiniz. Evet, değerli arkadaşlar, şimdi son durumlar hakkında, bugün kedi yerinin etrafını çevirdik, betonunu attık, sırılsıklandı, ıslandık. Çünkü çok fena yağmur yağıyordu. Artık hani bugün bırak, yarın bırak derken, Cat Lover hoş geldiniz, Paşa Köşkü gençleri. Şurada hoş geldiniz. Şimdi kedi yerini falan hallettik. Bir şekilde işte bugünü de dolu dolu geçirdik yani. Kediler için birkaç tane güzel yuva yaptık. Onların boyamasını yapmıştık. Onları falan koyacağız. İstanbul'daki kedileri getireceğiz. Şimdi şu an yollar kapalı olmadığı için Allah'a şükür mama almaya gidebileceğiz ama işte onu da hallettikten sonra yani. Biliyorsunuz her ayın 10'una doğru mama alıyoruz. 10'una kalmayacak bu sefer. Yarın falan randevu alıp cumartesi, pazar gibi falan almaya çalışacağım arkadaşlar. İstanbul'a da gitmemiz lazım bir an önce. Hem kedileri almam gerekiyor hem de şimdi babamla annem memlekette, kardeşim bakıyor kedilere, kız kardeşim, ama o da her zaman çıkamıyor. Annemle babam zaten yola çıkamıyor hiç. Evet, Özcan kardeşim elimden geldiğince yapalım. Kennel Cook olabilir. Kennel Cook. Bir dakika, şuradan açayım, yazayım. Tam olarak yazılışını da yazayım sana. Bir veterinere gidersen bir iğne verecektir sana. Ya da Azitro grubu bir antibiyotik de işe yarayabilir. Öksürük nasıl? Öksürürken böyle mesela 3 saniye arayla veya 1 saniye arayla şeklinde mi? Yoksa bir kere öksürüyor, bırakıyor mu? Sanki böyle öksürüyor, sanki ciğeri dışarı çıkacakmış gibi mi oluyor?
öksürüğün şeyi önemli, yani niteliği önemli. Nasıl bir öksürük? Şey, Özcan. Hülya Hanım hoş geldiniz. Herkese de, bizden de size selamlar olsun. Heyecanlandığımı bir tutuyor, bırakmıyor. Dostum bu şuraya bir numara yazıyorum. Oraya bir WhatsApp'tan öksürürkenki halini gönderirsen sana direkt ilaç ismini yazayım ben. Evet, 0850 346 36 78. Evet, Özcan Aslan. Kardeşim Kennel Cook diye yazdım bak oraya da. İbrahim hoş geldin. Şimdi evet tamam, Kennel Cook olabilir. Heyecanlandığı zaman şey yapıyorsa. İyiyim İbrahim kardeşim, sen nasılsın? Yaramaz sen yalıda mı oturuyorsun? Yaramaz. Evet değerli arkadaşlar, bugün bunları yaptık. Kedi yeriyle, kedi yerini anca bitirebildik. Bir de bizim şu seremediğimiz bir gübre vardı. Gübre olayı, onu serdik. Ondan sonra barınağın diğer işleriyle falan uğraştık. Bugün bu şekilde geçti. Zaten öğleden sonra bir yağmur yağdı, sormayın. Yani her yerimiz sırılsıklam olana kadar kedilerin etrafını çevirmeye çalıştık. Yani betonunu attık. Şimdi neler yapacağız? Onları bir konuşalım. İbrahim kümesi, vay kardeşim uzun zaman oldu. İsmini değiştir. Şey pardon, Brahma kümesi, özür dilerim. Yani kuş Kanemuro ne alakası var deyip devam ediyorum. Saçma sapan yorum yapmayalım diyorum ve izlemeye devam edin diyorum. Değerli kardeşim, alakası bile yok. Şu an eğer ki birisi çıkıp kim olursa olsun fark etmez, devletin işte başındaki veya işte yöneticilerden veya işte bizi ilgilendiren konulardan, bakın burası resmi bir dernek, kim olursa olsun çıkıp bir açıklama yapıyorsa mecburen o açıklamayı dinlemek zorundayız biz. Çünkü bizi çok ilgilendiriyor. Bakın şu an daha yeni arkadaş aradım. İstanbul'da işte sokağa çıkma yasağı oldu mu diye veya işte yollar ne durumda diye, yani devamlı böyle işte İstanbul'un Anadolu yakasından Avrupa yakasında geçen bir arkadaşı. Niye? Çünkü bizi en çok bizi ilgilendiriyor. Şu ayın 10'una kadar, 10'una kadar da sürmeyecek. 2-3 gün içinde daha bizi eğer İstanbul'dan içeriye sokmazlarsa arkadaşlar bu ay hapı yuttuk. Yani öyle söyleyeyim. Biz değil, biz de yuttuk, canlar da yuttu. Barınaktaki hayvanlar da. Çünkü biz mama almaya ta İstanbul'a gidiyoruz. Eğer ki İstanbul'a bu, çünkü 8 bin küsür tane vaka var. En çok vakanın, en çok ölümün olduğu şehirlerden birisi. Eğer ki arkadaşım dinlemiyorsan silmeye devam edecektir arkadaşlar. Dinlemiyorsan ben ne diye anlatıyorum. Neyse ya, devam edelim yolumuza. Şimdi şuraya işte şey açmıştık biliyorsunuz. Buraya devam edeceğiz. Aynen devam yani işlerimize. Sonra durumlara bir bakacağız. Bu hafta değil de haftaya tekrardan başvuru yapacağız. Yani başvuru yap, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İşlerimizi bitiremediğimiz için başvuru yapamadık. Şimdi laf adam olan anlatılır diye bir atasözü var. Diyorum, sonra da devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi barınakta hayvanların tedavilerini yaptırdık. Hatta bir kısmı taburcu oldu, sahiplendirildi falan ama halen borcu duruyor. Yani halen borcu duruyor, bunu bir türlü çözemedik. Neyse, bütün herkesin de tabii ben silmekten yorulmam, siz de yazmaktan yorulmazsınız ama şöyle söyleyeyim, şeyin neydi onun adı?
Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Yazın arkadaşlar, izleyin mutlaka. Bu şekilde devam edin. Evet, yeter ki izleme artsın. Bizim için izleme izlemedir. Sonuçta dislike'tan daha önemli. Öyle söyleyeyim. Biz çünkü yayını uzatacağız. Çünkü bayağı bir böyle saçma yorum yapan arkadaşlar olduğu için seviniyoruz da. Çünkü izleyin arkadaşlar. Yani bizim amacımız da bu. Siz de izleyin. Çünkü ben sizin beyninize buranın bir hayvanları koruma derneği olduğunu ve hatta bu derneğin resmi bir dernek olduğunu bir türlü anlatamadım. Anlatmasam da olur artık bu saatten sonra. Her neyse. Şimdi bu birkaç gün içinde ağaçlar gelecekti ama maalesef yine attı haftaya. İnşallah hafta sonuna kadar gelir. Brahma. Kardeşim uzun süredir... Ha şey... Doğru, koronadan dolayı gelemiyorsun değil mi? Zaten kapalıyız koronadan dolayı. Neyse şu işler geçsin, inşallah yaza doğru daha rahatlayacak. O zaman gelirsin. Yani rahatlayacağını umuyoruz. Daha doğrusu uzmanlar o şekilde söylüyor. Evet, sayfamızda iki tane moderatör var biliyorsunuz. Moderatör yorumlara müdahale edebiliyor. Canlı yayındaki yorumlara da. Değerli moderatör dostlarım, hiç affetmeden siliyoruz biliyorsunuz. Benim onlarla uğraşacak zamanımız, bizim onlarla uğraşacak zamanımız yok. Yolumuza bakıyoruz. Bizim amacımız hayvanlar, hayvanları ilgilendiren, daha doğrusu derneği ve bizi ilgilendiren bir konuda kim açıklama yaparsa yapsın, isterse Donald Trump yapsın, sorun değil. Onun da yayınını izleriz. İzlerim. Onu söyleyeyim. Beni ilgilendiren konu burada sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı idi. Tam ben açtım, bir arkadaşım mesaj attı, çok önemli yasaklar geliyor diye. Sağ olsun, o sırada da hepimiz dinlemiş olduk. Bunu farklı yorumluyorsa eğer sizin kafanız, artık içinde ne var bilmiyorum o kafanın, kendiniz bilirsiniz. Yeter ki yayına müdahil olun, bizim için önemlidir yani. Hatta arkadaşlarınıza da söyleyin, gelsinler onlardan. Her neyse. Ama onun dışında saçma sapan bir yorum yaparsanız arkadaşlar silerim. Hiçbir yorumu silmedim. Silmedik biliyorsunuz. Ama sizin yorumlarınızı devamlı siliyoruz. Niye? Çünkü saçmalıyorsunuz. Yani bana faydası olmayan, gereksiz insanların bize faydası olmayan... yok Allah'a şükür şu an yok Nurcan abla. Şu an yok Allah'a şükür. Dostum hala yakalayamadık. Ayşen Hanım hoş geldiniz. Şu an sokağa çıkma yasağı yok ama İstanbul'da bayağı bir kısıtlama var. Yani ne olacağını bilemiyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Biz de onun için mama firmasını aradık. 2-3 gün içerisinde eğer ki kabul ederlerse mamayı almaya gideceğiz. Parasını artık parasını daha sonra da dedik göndeririz. Yani kesin dedik göndereceğiz. Çünkü şu ana kadar aksatma yapmadık. Sağ olsun güven tam o konuda. Onun için sorun yok. Yani yeter ki biz alabilelim. Ya İstanbul'a bir girelim. Bir süre de İstanbul'a giriş sıkıntı, çıkış da sıkıntı olursa yine bizim için sıkıntı. Ya bir şekilde benim İstanbul'a gidip geri buraya gelmem lazım. Yani sabahleyin erkenden gidip işte akşamleyin bir saatte buraya gelmem gerekiyor. Çünkü şey, bu mamaları bir an önce yetiştirmemiz lazım arkadaşlar. Başka bir şansımız şu an için görünmüyor. Ya başka bir seçeneğimiz görünmüyor. Şans demeyeyim de seçeneğimiz görünmüyor. Onları almamız lazım. Çünkü yani planladığımız toplayabileceğimiz parayla dışarıdan mama almaya kalksak yani ne kadar alıyoruz? Hemen hesaplayalım. En kötüsü 90'dan 1250'den şey yapıyoruz mesela. 90 dediğimizde 13 paket mama alıyoruz sadece. Hadi 13.8 14 paket olsun hadi. Ama öbür taraftan 30 paket üstelik de 140 liralık paketlerden. Yani her türlü kârda oluyoruz o zaman. Hem hayvanlar için iyi oluyor. Hem de şey... Cat... İlknur Hanım hoş geldiniz. Ya moraller bozuk değil. Ya şu sokağa çıkma şeyleri olsun, korona şeyleri olsun en çok bizi etkiledi. Yani... İlknur'a ondan dolayı... Ya hiç böyle hani...
hiç kimseyi izlemeyen ben doğru düzgün, ya haberler yani dışında tabii ki, herkesi takip eder olduk. Çünkü daha şöyle söyleyeyim arkadaşlar, işte hatta insanlarda şu var artık, korona korkusu yüzünden korona olan insanlar var yani, durduk yere oturduğu yerden korona olan insanlar var yani, korona virüsüne yakalanan. İşte bu da korkudan oluyor. Neyse. Hani o şey yok bizde. O şey olsa zaten hani oraya buraya ihbara gitmez. O sorun değil. Sorun şu. Dost ailesi. Sorun şu. İstanbul'da kısıtlamalar oluyor biliyorsunuz. Eğer ki ciddi bir kısıtlama olursa bir dahaki ay, şey bu ay tümüyle bittiğimiz anlamına gelir arkadaşlar bu. Yani Allah'tan umut kesilmez. Amenna. O farklı bir şey. Onu demiyorum. Bizim mamayı almaya gitmemiz gerekiyor yani. Gidemezsek sıkıntı yaşarız. Evet, Cat. Evet, doğru Hülya abla. Hele sizin orada da bayağı vaka var. Ama bizim burada da çoğalıyor. 18.000'e yaklaştı yani. 18.000'i geçti vaka. İnsanların morallerini ne bozuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Geçen Çapa Tıp Fakültesi'nde çok değerli bir hocam yani bu işte koronaya bakan, bu ağır vakalara bakan profesör korona vefat etti geçen gün. Yani insanların moralini bozan bu. Üst düzeydeki veya işte hani böyle bu işteki profesyonellerin de vefat etmesi insanlardan şeye neden oluyor. Yani hani şöyle söyleyeyim, yani ben kim, hani bilen, asıl bilen kişi, asıl bu işi yapan kişi Zeynep Kabalay fan sayfası. Kardeşim Bilecik'teyiz. Bilecik ilindeyiz. Az önceki aldığımız köpeğe yakın bir yerdeyiz yani. İstanbul'daydık. Daha önceden de taşındık. Yani kargosu astarı yüzünden pahalıya geliyor. Şimdi biz direkt depoya gidip alıyoruz. Şimdi onlar bize yani hani kargo yapmaya çalışırsa bir sefer işler değişiyor. Onu da konuştuk ama o zaman astarı yüzünden pahalıya geliyor. Çünkü bunlar toptan fiyat satıyor. Perakende satışları yok yani. İyi geceler Rüveyde. Cat Lover hocam ne yazdı muhteşem dörtlü? Sevbaş hepinize. Ben birkaç tane biliyordum Diyarbakır'da kaldığımda da. İşte teyze Galti ve Runi falan, teyze gel otur. Çünkü Diyarbakır'da bir sene kaldım ben. O zaman mesela teyzeler fakülte hastanesine şeye gidiyordu, yaşlılar falan. Onlara yol şey vermek için, yer vermek için Galti ve Runi, Apo ve Runi falan diyorduk yani, gel otur demek yani. Onlar bayağı bir şeyler öğrenmiştim de unuttum sonra. Kullanmaya. Evet. Değerli arkadaşlar, şimdi hepimizin, tabii ki ülkemizin hepsinin kültürü. Hepimizin kültürü bu ülkede. Yaşıyoruz çünkü. Cat Lover'ın bir kedisi vardı galiba. Öyle bir şey mi olacak? Kardeşim buradaysanız attım kanaldan keti. Ha, iyi. Güzel. Nasıl alacağız? Peki. Evet. Bulamadım onu. Gönül abla. Eğer bizi izliyorsa numaramızı söyleyelim tekrardan. Cat Lover seni Sehven mi diyorlar? Sehven attık. Kusura bakmayın. Yani atmışlar yani. Video gönderecekti ağzı yarı. Evet, video varmış Cat Lover. Eğer izleyebiliyorsan bizi. Evet. Cat'i nasıl alacağız ben de bilmiyorum. Tekrar takip isteği mi göndermesi lazım? Nasıl attık yani?
Ben bulamıyorum. Bulsam onu şey yapar, açmaya çalışırım da. Kedilerin bir tane kedisi var, yaralı. Ağzı yaralıymış. Onunla alakalı konuşacaktık ama bulamıyoruz şu an kendisini. Hiç bilgisayardan anlamayan bir sürü insan şeyden YouTube'dan. Ben numarayı yazayım. 346 36 78. Şimdi şeye geleceğim kardeşim. Gençlik hastalığı geçirmiş bir köpeğin. 3 gün tedavi oldu demişsin ama gençliği eğer ki Zehra Hanım hoş geldiniz. Evet, gençlik Arda mı yazmıştı? Mustafa Atakan. Mustafa. Kardeşim şimdi gençlik hastalığı hangi şeyde formda o önemli. 3 tane formu var bunun. Birisi deri formu, birisi sinirsel form, birisi de öksürüklü falan olan daha ağır seyreden bir form. Şimdi eğer ki deri formuysa çok kolay, basit. Ama sinirsel formsa titreyerek ölüyor. Yani titreme var mıydı yani hayvanda böyle el ayağı bacakları falan titriyor muydu? Evet, Brahma kesinlikle kurtulamazdı zaten. Öyle söyleyeyim, çok zor. Arda Salih kardeşim bu videonun altında şey var. Derneğimize ait hesap numarası var. O evet. Sinirsel form. Bakın sinirsel forma değerli arkadaşlar poliglot kullandık. En pahalı ilaçtı. Şu an zaten yok Türkiye'de. Ondan sonra Newcastle denilen bir ilaç var. Kırmızı mantar denilen yine bir ilaç var. Hepsini kullandık. Hiçbir şekilde çaresi yok. Yani inşallah yani ben hep dua ediyorum. İnşallah karşıma sinirsel form gelmez diye. Çünkü kurtuluş yok. Hayvan acı içinde bağıra bağıra ölüyor maalesef. Yani can çekişiyor yani. Aa Zehra bak sen ya. 3E'den bir öğrencimiz. Evet. Vay be çok uzun zaman oldu ama. Yani ne kadar oldu? 3 2 3 3 3 yıl falan. 3 yıl oldu herhalde. Değil mi Zehra? Ben de diyorum isim nereden tanıdık geliyor ya. Ailene çok selam söyle bu arada. 3 4 3 4 yıl oldu aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam. Nurcan Hanım en ağır tedavi dahi yani en ağır narkoz dahi işe yaramıyor maalesef. Yani en ağır narkoz dahi etkilemiyor çünkü sinirsel form. Dost ailesi biz de seni seviyoruz bilmukabele. Daha önceden sinirsel form aldığımız köpeklerin videoları sayfamızda var arkadaşlar. Onlara bakın mutlaka. Mustafa, son zamanlarını iyi geçirmesini sağlayacaksın. Yani yapacak gerçekten bir şey yok maalesef. Sana büyük ihtimalle onu 2-3 gün içerisinde de geri verecek veteriner. Yani teslim alacaksın, eve götüreceksin. Artık yemekte zorlanacağı için yemesine içmesine dikkat etmen gerekiyor. Yani son zamanlar artık karnı tok, sırtı pek şekilde yaşaması gerekiyor. Şimdi Zuhal Hanım uyutmak tabii biz uyutmuyoruz hiçbir zaman. Yani bana etik gelmiyor da şimdi hayvana soramıyorsunuz. Çünkü hayvana sorsanız deseniz ki ben hani uyutmak istiyorum işte ölümü tercih eder misin diye. Evet. O da cevap verse bize dese ki hayır ya da evet sorun değil ama hani işte bu sorun. Yani ben bu şeyi sahiplendirirken de aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Ya burada mutlu musun veya mutlu olup olmadığı belli oluyor da
barınaktan gitmek istiyor musun, istemiyor musun diye soramıyorsunuz. Bir sefer vicdan azabı çekiyorum. Ya istemiyorduysa, ya orada kötü olacaksa. Ha, cat lover. Tamam. Mesaj attı, sağ olsun. Dışarıda baktım bir kedi. Bakacağız. Nasıl oldu, gizlendin anlamadık ama inşallah düzelir sorun. Düzeltmeye de çalışacağım. Kesinlikle bulaşır. Bak, yavru muydu köpek Mustafa? Evet, maalesef dost ailesi erkek köpeğe ve cins köpeğe çok önem veriyorlar. Aslında kısırlaştırılmış olsa cins ya da şey fark etmez. Boncuk boncuk hoş geldiniz. İyiyiz, sağ olasın. Evet, acı çekiyor. Aslında hani sinirsel formun son halini gördünüz mü değerli arkadaşlar? Hemen bulayım ben. Hastalıklarla ilgili bir şey eğer ki merak ederseniz veya aramanız gerekirse, atıyorum distemper. Bakın bu bir distemper. Yemek yiyemiyor, şırıngayla yemek yediriyoruz. Çünkü veteriner tutmuyor bunları. Merhaba arkadaşlar. Bu distemperlı kız. Yani yemeğini yemediği için bakın hep böyle titriyor. Bu çok ileri seviye. Klinikteydi. Aldık. Bugün klinikten çıkarttık. Bugün sağ olsun Gül ablası Ankara'dan evet. Kız için kırmızı mantar ilacı gönderdi. Evet. Gül de bizim, benim çok böyle değer verdiğim, çok sevdiğim bir ablamız, sağ olsun. Kırmızı mantar ilacı gönderdi ama bir işe yaramadı. Yani yaramıyor çünkü. Neler neler denedik. Newcastle ta omurilikten enjeksiyon falan, hiçbir işe yaramadı. Sağ olsun, çok bu konuyla ilgili çok uğraştık yani zamanında. 2018 yılına aitmiş bu video. Maalesef tikler bu şekilde. Evet, şu mesela nedir durum onu göstereceğim. Şırıngayla besliyorsunuz bakın. Normal biberonu bile şey yapıyor, ağzına suyu püskürtüyorsunuz yani. Aç hayvan ama yiyemiyor. Çok da güzel yaşamı tutunmaya çalışan bir çocuk. İnşallah yaşatacağız. Tipleri, yani bütün önerileri açacağız bu konuda. Bütün veterinerlere soruyoruz. Daha önceden bu şekilde... Bir de şimdi Mustafa, sen şey dedin ya, bak kardeşim burada bir halı flex var. Bu halı flex'i dahi attık yani. Hani mesela burada kolum değmiş, bunları falan. Yani bunları dezenfekte etmeden başka bir hayvana dokunduğun zaman direkt geçiyor. Dokunmuşlar var. Yani geniş şey, karmaşası olmayan bir hayvan. Çok da zayıf bakın. Çok zayıf. Genelde sokak hayvanlarını aldığımız için bu hayvan bu hale gelene kadar kimse tabii ki duymuyor, görmüyor, etmiyor falan derken bu hale geliyor. Şimdi bütün hasta, ha evet, ilk alındığı anı da göstereyim. Evet, işte bu şekilde 5 Mayıs 2018, 5 Mayıs 2018'de almışız. İhbar edildi. Hemen geldik. Bir sokak köpeği yaklaşık 3-4 aylık gençlik hastalığı ve gençlik hastalığı sinistik formu titreme var. Evet, çektiği acı bu şekilde. Daha fazla da izletmeyelim. Evet, onun için yani uyutmak nasıldır? Şimdi soramadığımız için bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Yani hayvan desen ki yani yaşamak istiyor musun veya yani ölümü mü seçersin? Bunu soramayacağımız için, cevap alamayacağımız için bir şey diyemiyorum. Hani dediğim gibi sahiplendirirken bile içim daralıyor. Yani hani sıkıntı yaşıyorum. Sahiplendirildiğine seviniyorum ama hayvan... Şimdi o kadar bakıyorsunuz işte, mesela bugün bacağı kırılan köpek. Şimdi bu 2-3 ay bizde kalır artık bu. 2-3 ay sonra birisi gelecek, erkek köpek. Çünkü güzel köpek de. Birisi de sahiplendirmeye çalışacağız. Giderken ne bileyim kötü oluyor yani. Hani zor gerçekten. Hani tedavi alırken ki an çok zor. Tedavi kısmı zor zaten. Hayvan acı çekiyor. Sahiplendirmesi de ayrı bir sıkıntı. Yani hiçbirisini vermek istemiyoruz ama popülasyonun şey, sirkülasyonun olması lazım arkadaşlar. Olmazsa batarız zaten.
Ne mama yeter, ne para yeter, ne hiçbir şey. Yani düşünün, bunların her kışın 3 ayda bir, belki de şimdi yazın 2 ayda bir iç dış parazitleri yapılacak. Yani bunlar biliyorsunuz küçücük bir parazit ilacı. Yani 40-50 lira, 60 lira falan. Yani bu da en basiti yani. 50 lira. Şu kadarcık bir şey şöyle. Bunu 40-50 tane köpeğe yaptığınızı düşünün. Yani batar insan. Dayanamaz yani daha fazla. Çünkü bu sirkülasyon devamlı olmak zorunda. Bir de maddi durumu bizim gibi böyle 2-3 kişiye hani bakan derneklerde, evet birçok var da bir tane kedi var, Civan. O aklımdan çıkmıyor. Bayrampaşa'dan almıştık. Allah bir daha göstermesin. Birkaç tane var yani. Öyle çok kötü. Ama en kötüsünü anlatıyorum. Onu da yine Bayrampaşa'ya sahiplendirdik. Çok spesifik bir ameliyat geçirdi. O da şu. Kedi trafik kazası geçirmiş. Karın duvarı tamamen şeyle birlikte yani deriyle birlikte yırtılmış. Bütün bağırsaklar dışarıdaydı. İşte özür dilerim. Küçük çekmeceden ihbar edildi. Bayrampaşa'ya sahiplendirdik. Neyse gittim. Küçükçekmece o zaman İstanbul'dayız. 2018 civarında falan oldu. İşte 2018 yılında oluyor bu olay. Gittik işte. Veteriner aradım. Kediyi görünce dedim hocam bu ölmüş. Yani resmen ölmüş. Ya ben böyle bir vaka görmemiştim daha önce. Ondan sonra işte şey dedi veteriner. Yani hani videosunu, görüntüsünü işte gösterdim. Videosunu falan, görüntüsünü gönderdim. Dedi sıcak mı dedi. Hani eldiven var mı dedi. Var dedim elimde. Taktım eldiveni. Dokundum işte şeylerin hani çıkan organlara, sıcak dedim daha. Bir tane dedi faraş bulabilirsen, bulamazsan dedi bir tane kartonla bunun gibi. Bundan daha büyük bir kartondu. Karton dedi alttan sok dedi, hiç kımıldatmadan bu şekilde getir dedi. Bakın böyle topladım hayvanı yani. Neyse hızlı bir şekilde götürdük. İşte soğutma dedi yani hani soğumasın falan dedi. Zaten yaz aylarında falandı. Tam hatırlamıyorum şimdi videosunu bulmakla. Yani gerçi o anın videosu yok. Ondan sonraki tedavi anlarının videosu var. Çünkü çekilebilecek bir video değildi o. Sonra arkadaşlar bunda karın duvarı, yapay karın duvarı yapıldı. Sonra Bayrampaşa'ya sahiplendirdik. Baya o zaten ayrıca bir felaketti. Nurcan abla motoru şeye sıkışan, araç motoruna sıkışan yavru kedi. O çok kötüydü. Ondan sonra evet en gariban bizde hala şu an. Pepe var. Pepe biliyorsunuz. Bacağı tüfekle vurularak kopartılan. Ondan sonra Sivaslı Kangal çok kötüydü o mesela o. Gördüğümüzde felaket bir durumdaydı. Çok böyle gariban bir durumdaydı. Pepe Allah'ım yarabbim. Pepe böyle arkadaşlar yani aldığımızda inanın var ya çöpün içinde yatıyordu ya. Çok kötüydü gerçekten. Ben çöp mü dedim. O kadar zayıf, bakımsız, kol yok falan. Çok kötü. Ha evet evet. Aynen larva. O iyi bakılmış aslında. Sonradan şey yani o Bayrampaşa'dan almıştık onu da yine. İyi bakılmış. Sonra araba mı çarpmış? Bir şey olmuş. Yani felç geçirmiş. İşte o yani onun durumu kötüydü ama yani o hayatının son zamanı kötüydü onun. Bazı hayvanların bütün hayatı kötü. Neyse ya. Bu konuyu geçelim. Bir tane daha var boynundan telle sürüklenen. Bir tane var tecavüze uğrayan. Allah'ım yarabbim. Konuyu kapatalım. Neyse arkadaşlar daralıyor. İçim şey yapıyor şimdi. Ya bir en kötüsü de ne biliyor musunuz? Yani ihbar ediliyor gidemiyorsunuz. O daha da kötü. Yani öyle söyleyeyim. En azından bakın hani bugün gittiğimiz vaka trafik kazası ufak bir köpek. Yani kalçası kırılmış. Belli ki kalçadan vurmuş araba. Yolun kenarına savrulmuş. Bu bir. Şimdi burada önemli olan iç kanama var mı? Penis kısmından kanama geliyor mu? Veya popo kısmından kan var mı? Ağzında burnunda kan var mı? Kan varsa zaten bu hayvanda çok büyük bir sıkıntı var demektir iç kısmında. Çok şükür bunlar yoktu. Şimdi parçalı kırık var şeyde kalçada. Kalça kırık. Üstelik de parçalı kırık. Genel sağlık durumuna göre bir iki gün içinde ameliyata girecek. Yani ağrısını dindirdik. Şimdi İç organlarına falan işte bakıldı, şey yapıldı falan. Bir sorun yok. Hiçbir şekilde sorun yok. Gelirken o kadar rahat geldim ki yani bu hayvanın Allah'ın izniyle kurtulacağı kesin. %90. Yani daha böyle çok böyle bilmediğimiz spesifik bir şey çıkmasa %90. Artık aldığımız hayvanları yani zaten hep vardı o da başka bir maddedendi. Şimdi direkt veterinerden dezenfektan alıyoruz. Bütün hayvanları
alırken, almadan sonra, aldıktan sonra şeye, aldığımız yere yani arabanın içine sıkıyoruz. Artık o Honda'nın da içim rahat. Yani başka bir hastalık kapmayacağına da eminim orada. Zaten aşıları falan yapılacak. Yani %90 diyorum onun için yaşayacağına. Yani Allah'ın izniyle diyelim. İçim o kadar rahat ki çünkü hani en azından alabildik yani. Hani yakında alabildik ama uzaktan ihbar ediliyor mesela. Gidemiyorsunuz. Gitseniz bir sefer getiriyorsunuz, tedavisini yaptıramıyorsunuz. Yaptırsanız bir sefer bir sürü şey, bunların hepsi işte maddiyata dayandığı için oluyor yani maalesef. Şimdi öyle zaten 1-2-3-4 ya 3-4 kişiyle dönüyor arkadaşlar dernek ya. Ciddi anlamda yani düşünün. Yani şöyle bir tane daha fazla mama alıp bir yere stoklayalım, durumumuz yok yani. Bu haldeyiz. O da yani bu, onların hepsi bu yayını izleyen kişiler biliyor musunuz? Hepsi burada yani şu an. Yani bence de kardeşim doğru diyorsun. Civan doğru diyorsun kardeşim. Evet birçok vaka var öyle. Bu şekilde yapılan. Daha da kötüsü vardı. Cebeci'den aldık. Cebeci'de bir şantiyeden yavru kedinin bacaklarını şey ezmiş. Büyük, ona ne diyorlar? Büyük böyle kocaman kepçesi olan bir şey. Buldozer değil de işte dözer diyelim yani. Dözerin büyüğü ezmiş. Kopmuştu ya. Yavruydu. Yani getir, yani bize ihbar ettiler. Getirdim. Allah'ım dedim bu ne ya? Bu kadarcık. Bu kadar. Zaten kliniğe götürene kadar böyle öldü zaten yani. Hani onlar ya bir sürü vaka var arkadaşlar. Daha kötüleri de vardı işte. Neyse şimdi anlatmayalım. Değerli arkadaşlar, Cat Lover mesaj attı hocam. WhatsApp'ta mesaj gönderdi. Bakacağım canlı yayından sonra. Evet, herkese hayırlı akşamlar dilerim. Allah'a emanet olun. Evet, vakaları alıyoruz, tedavi ettiriyoruz, sahiplendiriyoruz ama borcu kalıyor bizde. Bunları da el birliğiyle halledelim arkadaşlar. Pitbull'u evet güzel bir yere verdik. Gerçekten de buralarda gezdiriyorlarmış bugün. İşte veteriner görmüş, işte başka arkadaşlar görmüş. Sizin Pitbull buralarda geziyordu falan diye güzel bir şey. Gezdirsinler. Bu arada Düzce'den aldığımız o ponçiyi de çok güzel bir yere verdik. Bugün işte götürmüşler, yıkattırmışlar falan. Temiz ettirmişler eve almak için. Ondan sonra işte bel tasması falan ayarlamışlar. Bel tasmasıyla gezdireceklermiş. Çok güzel bir yuvası oldu en azından. Deli oluyorlarmış yani. Ben onlara söylemiştim aslında. Dedim bu tam ev köpeği. Bunu alırsanız deli olur evde dedim. Yani deli olursunuz dedim buna. Hakikaten çok böyle sevindiler yani. Bugün işte aradılar beni. Babası aradı yani. Dedi... Yani,